İyi akşamlar. Bugün 24 Nisan 2015 ve ben bu programa teklif aldığımda, yani yakın tarihte yüzleşmeyle ilgili program yapılmasını teklif edildiğinde ilk aklıma gelen 1915'ti. Çünkü her yıl 1915 meselesi, özellikle 24 Nisan'a geldiğimizde sığ tartışmalarla soykırım mıydı, değil miydi, buna indirgenerek bir şekilde tartışılıyor. Büyükelçilerimiz bir yerlerden çekiliyor. Biz yaptık yapmadık meselelerine dalıyoruz ve hiçbir yere de gitmiyoruz. Zaten 100 yılda gitmediğimiz ortada. Dolayısıyla bugün iki tane değerli konuğumla 1915'e gelen yolu, 1915'te neler olduğunu, o bir yıl içinde insanların yaşadığı trajedileri ve sonrasında olup biteni detaylı bir şekilde konuşmak istiyorum. Konuklarımı tanıtayım size. Profesör Doktor Halil Berktay, hoş geldiniz. Ve Profesör Doktor Mehmet Altan, siz de hoş geldiniz Teşekkür tekrar. Şimdi Halil Bey ile başlamak istiyorum. Halil Bey, yani malum bugün 24 Nisan, akşam 8'de bir grup Ermeni entelektüel düşünür evden toparlanıp hadi bunları sürelim diye başlamadı, değil mi? Yani bu belki de 1820'lere gidip Balkanlardaki o kopuşlar, işte isyanlar, bağımsızlık hareketlerinin etkisi oldu ki birdenbire imparatorluğun başındaki şahıslar böyle bir paranoya, korku, parçalanıyoruz, bizi sırtımızdan vuruyorlar meselesiyle harekete geçmeye başladı. Dolayısıyla isterseniz 1915'e gelmeden 1800'lerden başlatalım bu hikayeyi. Doğru ama o kadar geriden başlamak gerekir mi? Bundan şüpheliyim şundan ötürü. Tabii Osmanlı yönetimine karşı bağımsızlık mücadeleleri, Fransız devrimi sonrasında Balkanlarda milliyetçi hareketlerin uç vermeye başlaması vesaire, bunlar tabii Sırp ve Yunan ayaklanmalarına. Biz Sırp isyanı, Yunan isyanı diyoruz. Hemen belirtmekte yarar var. Sırplar açısından baktığınızda ve Yunanlar açısından baktığınızda bu onların milli devrimleri. Bunun altını önemli çiziyorum. Çünkü başlı başına bu problem. Türkiye'de, Türkiye kamuoyunda, Türkiye'nin milli eğitim müfredatında, ders kitaplarında, öğretmenler camiasında vesaire. Kimsenin kafasında bunların Sırpların ya da Yunanların ya da Bulgarların vesaire milli devrimleri olduğu nosyonu yok. Bizi Biz sırtımızdan kendi vurdular devrim senin. yani bizim kendi devrimimiz var ve anlaşılan biz Türklerin devrim yapmaya hakkımız varmış ama bizden başka kimsenin devrim yapmaya hakkı yokmuş. Biraz böyle bir durum söz konusu. Buna şunu ilave etmek isterim. Türk milliyetçi tarih ideolojisi, Jön Türk devrimi veya Kemalist devrimi söz konusu olduğunda, yani Osmanlı'ya karşı bizim tırnak içinde kendi devrimlerimiz söz konusu olduğunda, bir eski rejim, eski düzen ve devrim, inkılap ya da ihtilal terminolojisiyle konuşuyor. Deyim yerinde ise sınıfsal sosyal bir terminolojiyle konuşuyor. Ama Balkan veya Kafkas veya başka Orta Doğu halklarının Osmanlı İmparatorluğu'na karşı devrimleri, devrim girişimleri söz konusu olduğunda tamamen bu terminolojiyi bırakıyor ve milli etnik bir terminolojiyi benimsiyor. Yani Yunanlılar ve Türkler, Bulgarlar ve Türkler, Ermeniler ve Türkler, Kürtler Arnavutlar ve ve Türkler. Türkler. Muazzam bir vokabüler değişikliği oluyor. Fakat bunu kaydetmekle birlikte 1810'ların, 20'lerin Yunan bağımsızlık mücadelesinin elbette Osmanlı yönetici eliti üzerinde derin etkileri var. Milliyetçilik olgusuyla ilk defa karşılaşıyorlar. Mesela
Yunan devrimine, Yunan bağımsızlık mücadelesine öyle bir yaklaşımları var ki yani o kategorileri anlamaya çalıştıklarını görüyorsunuz. Yani şimdi bu millet, nation filan meselesi nereden çıktı diye. Ama önemli olan şu, bu henüz intikamcı bir korku ve endişe doğurmuyor. Derin etkileri oluyor, bunlar ayaklanıyorlar vesaire filan ama 1880'lere 90'lara kadar 1890'da Hamidiye alayları kuruldu. Hamidiye alayları. Bir inzibati bir mesele, bir eşkıya takibi, bir kanun ve nizam meselesi olarak görmeye devam ediyorlar. Milliyetçileştirmiyorlar ve milliyetçi intikamcılığa, milliyetçi bir korku ve endişeye ve bir sonrakinin preemptif şekilde önünü alma tasavvurlarını henüz dönüştürmüyorlar. Bu hakikaten 20. yüzyıl başında başlıyor. 1896-97 ile bile değil. Biraz Girit olayıyla başlıyor. Peki. Biraz Girit olayıyla başlıyor. Zaten Girit 1896-1900'dür ve oradan 20. yüzyıl başına intikal ediyor. Bence genel olarak imparatorluğun küçülme süreci ve milli ayaklanmalara karşı duyulan endişe ile bunun intikamcı bir endişeli, korkulu, intikamcı ve dolayısıyla preemptif bir şekilde önlem alıcı bir ideolojiye dönüşmesi arasında bir ayrım çizmek lazım. Pardon, bu arada bir parantez açabilir miyim gelmeden önce? Girit dediğiniz için sizin özellikle kişisel tarihinizde de Girit'te yaşadığınız trajediler var, öyle değil mi? Yani aileniz oradan. Girit'te yaşadığımız ve yaşattığımız trajediler. Çünkü ben bunu çok söyledim. Şey bağlamında yazdım geçmişte. Yani insan kendi ailesinde katiller olduğunu keşfedince ne yapar? Yani kadın ve çocuk katilleri ya da yaşlı insan ya da hamile kadın katilleri olduğunu keşfedince kendi ailesinde ne yapar? Bu benim için şöyle bir hesaplaşma meselesiydi. Biz tarihçiler olarak, çağdaş tarihçiler olarak hep şunu söyleriz. Geçmiş yabancı bir ülkedir. Bugün ile geçmiş arasında bir süreklilik ve devamlılık yoktur. Biz bugün de yaşayan insanlar ile geçmişte yaşayanlar, ister doğrudan doğruya ailevi akrabalarımız, ister 1915'in Osmanlı yöneticileri vesaire, aynı bizim bir parçası değiliz. Bugünün Türkiye toplumu siyasi ideolojik bakımdan heterojen değil mi? Homojen bir toplum değil. İçinde liberalleri var, demokratları var, laikleri var, dindarları var, faşistleri var, aşırı sağcıları var, aşırı solcuları var filan. Ve ben kendisine bir sol liberal veya sol liberal demokrat olarak tanımlayan bir insan olarak hiçbir şekilde günümüz toplumunda bugün 2015 yılında kendimi günümüzün aşırı sağcıları veya aşırı solcuları, günümüzün demokrasi düşmanları, günümüzün şiddet yanlıları, günümüzün faşistleriyle bir aynı biz içinde görmek zorunda değilim. Öyleyse neden kendimi 1915'in protofaşistleriyle aynı biz kategorisi içinde göreyim? Yani benim amoral, Nietzschevari bir ahlak üstü, bilimci bir ahlak üstücülük taslayan Talat gibi bir sosyal Darwinistle aynı biz içinde görme mecburiyetim neden olsun? Aynı şey kendi ailem içinde geçerli. Bunu öğrendiğimde sizin olay şudur, sizin hatırlattığınız olay. 1896'da Girit isyanı patlak veriyor. Ve tabii Osmanlılar bastırmaya çalışıyorlar. Büyük devletler müdahale için fırsat kolluyorlar. Bu arada Kuzey Girit'te, Girit'in kuzey
doğusunda Sitya ya da İştiya var. Sitya veya İştiya'da yerel Rumlar, Rum Hristiyan nüfus yerel Müslümanlara karşı büyük bir katliam düzenliyor. Müslüman Türklere karşı büyük bir katliam düzenliyor. O sırada benim ailem Güney Girit'te Anovianos ve Katovianos diye iki köyde yaşamakta. Ve büyük büyük amcalarımdan iki tanesi yerel, yani o zaman 18-19 yaşında delikanlı bunlar. Yerel şeye mensuplar, milise mensuplar. İştiya katliamının haberi duyulunca yerel Türk Müslüman milisi de toplanıyor. Benim iki büyük amcam da dahil. Gidiyorlar, civardaki bir Rum köyünü basıyorlar. Gündüz erkekler tarlada savunmasız yakalıyorlar köyü. Ve kadın, hamile kadın, çoluk, çocuk, ihtiyar filan demeden kesmeye başlıyorlar. Sonra tarladan Rumlar koşup gelirken kaçıyorlar. Şimdi ben bu hikayeyi duyduğumda hani tüylerim diken diken oldu. Yani nasıl olur, yani benim ailemde katiller, öyle mi? Benim ailemde katiller, kadın çocuk katilleri filan. Daha sonra şeyi de öğrendim. Doğrudan doğruya kendi dedemin abisinin, dedem Halil Namık, onun abisi Hasan Efendi ama 15 küsur yaş büyük dedemden. Gene 1897 köyleri terk edip kaçmışlar Kandiye'ye, İraklıyon'a sığınmışlar. Bir 28 Ağustos olayları var. Ve İngiliz konsolosluğu basılıyor ve İngiliz konsolos yardımcısı yerel Rumlardan linç ediliyor. Evi tarumar ediliyor. Linç edenler arasında muhtemelen dedemin abisi var. Bir de bunu öğrendim. Üstüne üstelik. Ama sonuç olarak şunu düşünmem gerekirdi. İşte şey diyorsun ya, geçmiş yabancı bir ülkedir diyorsun ya. Yani o günün koşullarında, o karşılıklı milliyetçi düşmanlıklar ve boğazlaşmalar furyasında bu insanlar böyle korkunç cinayetler işlediler. Ama işte ya, o yani işte biz ben değilim bu. Yani ben değilim ve ben olmak zorunda değilim. Onların anısına sadık kalmak zorunda da değilim. Onları kendi tarihsel avukatlığını yapmak zorunda da değilim. Anısına sadık kalmak zorunda da değilim. Tarihsel bağlamına yerleştiririm. Ve öyle bakmak, kendimle aralarına mesafe koyarak bakmak zorundayım. Burada Mehmet Altan'a söz vermek istiyorum. Çünkü söylediğinizin çok altını çizmek gerekiyor. Buraya gelmeden önce mesela ben de medyayı takip ediyorum, insanlarla konuşuyorum. Hep şöyle bir tavırla karşı karşıya geliyorum. Biz mi yaptık? Yani daha 10 dakika önce bile böyle bir muhabbetin içinde buldum kendimi. Çünkü 1915 dendiği anda ve önümüzdeki bütün bu dokümanlara baktığımız anda çok korkunç hikayelerle, insanın içini kıyan, mahveden hikayelerle karşı karşıya geliyoruz. Ve birdenbire bugünün insanları, ki bu işte Erivan'da yapılan toplantılarda da pek çok insan bugünün Türkleri değil diye de söylüyorlar. Ama siz mesela burada yaşayan bir vatandaş olarak herhalde sürekli bununla karşı karşıya gelince nasıl bir tepki veriyorsunuz? Aslında Halil Berktay çok güzel bir yerden başladı. Tarihsel olaylara hangi perspektiften, hangi noktadan, hangi ideolojiden baktığın, gördüğünü değiştirdiği gibi bir de belirli bir zaman dilimini yaşamış insanlar olarak insan algısı üstünden, insanlık algısı üstünden baktığında da başka bir resim çıkıyor. Yani bugün günlerden işte Cuma 15 kaç bugün ayın kaçı işte 24 Nisan 2015. Bugün doğan çocuklar 100 sene sonra olmayacaklar. Şimdi
90 yıllık, 100 yıllık periyotlarla insanlar doğuyorlar ve birbirlerini ölüyorlar, öldürüyorlar, vuruyorlar vesaire. Sonra hep birlikte kaybolup gidiyorlar ve belki geçmiş yabancı bir ülkedir. Çünkü her 90 yılda bir yeni bir ülke kuruluyor ve biz o 90 yılda niçin bu kadar birbirlerine zulüm eden, zalim davranan ve hep birlikte sonra buharlaşan insanların maceralarını da kendi pozisyonlarımız üstünden tümüne birden bakarak değil, işte devletçi olarak, milliyetçi olarak, hümanist olarak, tarihçi olarak, iktisatçı olarak bir bu 90 yıllık maceralarını bir önceki yabancı ülkenin anlama yahut savunmaya yönelik bir faaliyet içinde bulunuyoruz. Halbuki bu akvaryum gibi insanlar geliyorlar, bir dolaşıp kayboluyorlar ve o sıradaki o akvaryumdaki maceralarına baktığın vakit garipsiyorsun ya. Yani bugün doğan çocuklar dahi 100 sene sonra olmayacaklarsa birbirleriyle ilgili ilişkilerindeki bu gerginlik, öfke, şiddet, ayrışma, hipnoz, şartlanma. Buradan şuraya gelmek gerek. Belki insan çok hızlı şartlanan bir varlıktır. Bu şartlanmayı, yani bulunduğu çevre, aldığı eğitim, anne, baba, meslek grubu, ülke, bu şartlanmayı en fazla kırmaya yönelik iki dal, birisi bilimdir, birisi sanattır. Şimdi bu meselelere siz bir hümanizma, bir şartlanmanın dışında bir insanlık aleminin yürüyüşü olarak baktığın vakit başka bir şey görürsün. Ama mesela Türkiye eğitiminden geçen milliyetçi, devletçi sayeden mağdur olduğu vakit başka, egemen olduğu vakit başka reaksiyon veren, pozisyonuna göre gücü ve güçsüzlüğü esas alan bir yapıdan baktığın vakit de başka bir şey verirsin. Yani bugün Türkiye'nin 100 senedir bu meseleleri halledememesinin temelinde aslında gayet güzel anlattı. Eğer ben isyan ediyorsam haklıyım. Biri bana isyan, bana karşı isyan ediyorsa hain, haksız, neyse. Tabii bir de başka iktisat açısından da buranın bu milliyetçi akımlar, şunlar bunlar, aslında bunların temelinde bir ekonomik gerekçe var. Yani Batı'da burjuvazinin kendine rekabetten uzak bir palazlanma alanını ulus devlet olarak oluşturmasının dinamikleri Osmanlı'da yok. Onun için bu meseleyi tam algılayamıyor, gecikerek algılıyor ve sonunda da şiddete iş dönüşüyor. Bugünkü tartışmalarda da yani bizim hakkımız başkalarının hakkı değil. Halbuki benim bildiğim Osmanlı İmparatorluğu'nun içinden 16 tane ve kaç tane devlet çıkıyor. Bu çağın kendi dinamikleri içinden bir, burjuva devriminin sonucu ulus devletlerin doğma çağı. İkincisi, bunun dinamik ekonomik motivasyonu bu topraklarda yok ama İttihat Terakki'nin kurgu, bir dolma akılla bir Türkleştirme politikası da var ve o bir türlü bitmiyor. Yani 64'ler büyük bir kısmını ben bunun da yaşadık. Yani işte 6-7 Eylül'leri, 64, 74 filan. Bugün gene tartışmalardan biri mesela 71'de Yargıtay'ın durup dururken aldığı bir kararla vakıfları bilmem mülkiyetine el koymaları gibi. Onun için bu baktığın yere göre çok farklılaşan, o anlamda çok ayrı pozisyonların ortaya çıktığı bir süreçtir. Ama bir de son bununla ilgili şunu söylemek lazım. Öyle bir toplumuz ki biz 100 yıl boyunca bir sorunu çözememişiz. Yani devletin egemenliği korkunçtur burada. Resmi tez bu. Tamam, konuşmanız yasak. Ve o eğitim de çok devletçidir, milliyetçidir. Ama sen sorunu çözemezsen başkası çözer. Ya da başka şeyler empoze edilir. Şimdi yine geçmişe dönmek istiyorum. Siz 1890'lara kadar geldiniz ama ben Türk-Rus Savaşı'na gelmek istiyorum. Çünkü 77-78. Evet, yani 77-78. Evet. Çünkü o 93 Harbi sanıyorum birdenbire tabii böyle en büyük tokatlardan bir tanesi oluyor. Ve ondan sonra da benim okuduklarıma göre
gözlemlediğim şöyle bir şey var. Şimdi burada mesela oradaki sizin dediğiniz gibi isyan diyebilirsiniz, bağımsızlık hareketleri diyebilirsiniz ama komiteler kuruluyor, değişik mesela taşnakların ve hınçakların doğması, birisi 1878, birisi 1886. Bunlar pat diye çıkmıyorlar ortaya, öyle değil mi? Yani bir şekilde orası kaynıyor, o bölge. Rusların yardımı var, onları biliyoruz. İşte Rus kaynaklarının zaten belli şeyleri açıldı ama tam da açılmadı anladığım kadarıyla arşivleri. Kimleri cımbızla istediğini çekiyor oradan. Ama bildiğimiz kadarıyla bu partiler kuruldu, çete diyebiliriz. Ve işte Zeytun'da, başka nerelerde, pek çok yerde isyanlar oldu. Ve iki taraflı da bayağı ciddi böyle çarpışmalar ve ölümler ortaya çıktı. Dolayısıyla Rus Savaşı'ndan sonraki süreçten biraz başlayalım. 1915'e gelelim. Peki. Bir model kurmayı deneyebilir miyim? Lütfen, lütfen. Yani, evet, çünkü böyle 1870'lerden çok fazla çok fazla somut olgu, faktografi, tarih, yerellik filan içinde boğulmaksızın geç dönem Osmanlı İmparatorluğu'nda içsel ve dışsal politik krizler nasıl cereyan ediyordu? Bu konuda birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi eskimiş, köhne, hasta adam, geleneksel, çürük, içten içe çürümekte olan, maliyesi maliyeye benzemeyen, vergi toplaması vergi toplamaya benzemeyen, modern devlet olmaya çalışan ama olamayan, Tanzimat'tan itibaren modern devlet kendi kendisine adeta ayakkabı bağcıklarıyla yukarı çekerek modern devlet olmaya çalışan ama olamayan, Dominic Leaven gibi tarihçilerin gözünde, yani Çarlık Rusyası var, Avusturya Macaristan var, Osmanlı var ve 1870'te kurulan yeni modern bir imparatorluk olarak Wilhelm Reich'ı var. Bunlar arasında gelir toplama bakımından, yani toplanabilecek potansiyel gelire kıyasla ne kadar toplayabildiği ne baktığınızda en düşük etkenlik ile çalışan, yani en inefficient olan köhne bir Osmanlı İmparatorluğu var. Hukuku homojen değil, bir hukuk devleti olamıyor ve aynı zamanda etnik, dini cemaatler bakımından da çok kalabalık bir mozaik. Şimdi bu imparatorlukta daha 19. yüzyıl başından başlayarak krizler nasıl cereyan ediyor? İsterseniz şöyle yapayım, bir iki dakika olayın önüne sıçrayayım ve nereye bağlayacağımı söyleyeyim de. Bence 1915 Ermeni soykırımı bir bakıma şöyle bir olaydır. Hani Yaşar Kemal'in bir cümlesi vardır ya, o güzel insanlar o güzel atlara binip kalkıp gittiler cümlesi vardır Çukurova hakkında. Osmanlı İmparatorluğu 3. Selim, 2. Mahmut, Tanzimat döneminden başlayarak küçülüyor. Ve Sırplar, Yunanlılar, Rum dediğimiz, Bulgarlar, Romenler vesaire peş peşe deyim yerindeyse kalkıp gidiyorlar. Yani ayrılıp sonunda kendi ulus devletlerini kuruyorlar. Ben zaten bu ayrılma sürecinin bir modelini kurmaya çalışacağım bir bakıma. Fakat sonuç olarak onlar ayrılıp kalkıp gittikçe ve imparatorluk toprak ve nüfus kaybederek küçüldükçe yeni yeşermekte olan Türk milliyetçiliği müthiş bir daha fazla parçalanma korkusu ve daha fazla tırnak içinde arkadan hançerlenme endişesi peydahlıyor ve bu korku ve endişeleri peydahladığı ölçüde
korktuğu ölçüde öfkeleniyor, kızıyor ve öfkeleniyor ve bir hırçın, haşin ve intikamcı boyut peydahlıyor. Sonunda bütün bu hırçın, haşin, intikamcı öfke bu kabak Ermenilerin başında patlamıştır. Mesela aslında bence makro planda budur. Yani mesele dar anlamda Ermeniler, Ermeni milliyetçi örgütleri, Daşnakçılar vesaire 1914'te 1915'te ne yapıyorlardı? Ne yapıyorlardı, ne yapmıyorlardı meselesi değildir. Bütün bir imparatorluğun kaybından beslenen ve aslında bütün diğer Müslüman olmayan etnilere, milliyetlere karşı birikmiş öfkenin gelip Ermenilerin sırtında patlamasıdır. Yani hani şey vardır ya, hırsızlıkta erkete deyimi, yani böyle dışarıda birisi omuzunda çuvalla bekler. Herkes kaçmış gitmiş, İttihatçı milliyetçiliği adeta Birinci Dünya Savaşı koşullarında Ermenileri yakalayabilmiştir. Ve yani bütün şeyi, o erken nesil Türk milliyetçiliğinin bütün birikmiş öfkesi Ermenilerden çıkmıştır. Bunu anlatmaya çalışacağım ama bunun nasıl olduğu konusunda, nasıl oluştuğu konusunda izninizle belki bir model sunabilirim diyorum. Çok mu konuştum? Çok güzel konuşuyorsunuz. Evet. Ben sadece burada bir size de söz vermek istiyorum ve evet, modele dönmek yani istiyorum. Onun için. Yani Mehmet Bey gayet güzel. Eşitlik olarak değil de ben sadece şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten mesela bugün Ta Akyol'un yazısında da gördüğümüz üzere ve pek çok böyle köşe yazarında da periyodik olarak gördüğümüz sürede burada hep şöyle bir çıkış yapıyorlar. İşte bu parçalanan imparatorluk zamanında Ruslarla işte Ermeniler işbirliği yapıp bizi işte isyanlar yaptılar. Hep Ermenilerin acılarından bahsediliyor. Ve fakat işte mesela bugün yazmış Van Bitlis bölgesinde 30 bine yakın Müslüman sürülmüş, öldürülmüş, katledilmiş. Niye onlardan konuşmuyoruz da hep sadece Ermeni tarafını konuşuyoruz gibi sizin de alışık olduğunuz söylem. Şunu söyleyeyim, bunun üzerinde durmak gerektiği, bunu ciddiye almak gerektiği kanısındayım. Mesele şurada burada şu kadar Türk ve Müslüman öldürdüler filan meselesinden daha büyük bir meseledir. Hani gerek 2014 gerek 2015 yeni 20 Nisan geçen yıl Erdoğan'ın, bu yıl Davutoğlu'nun açıkladığı taziye mesajları var ya. Ki önemli herhalde de. Çok önemli. Oradaki adil hafıza arayışı meselesinin boş laf olmadığını söylemek istiyorum. Orada bir sorun var. Yalnız bu adil hafıza arayışının, yani şöyle söyleyeyim. Türkiye adına konuşanlar, Türk psikisi, içsel psikolojisi nasıl diyeceğiz, mentalitesi, Türk milliyetçiliğinin içindeki bir yara gerçekten bir psikolojik telafi, bir tazminat, bir psikolojik kompansasyon arıyor. Bunu nerede arayacağını, tam ne istediğini bilmiyor olabilir. Bunu çok yanlış bir şekilde ele alıyor olabilir. Karşılıklı ölü sayılır filan. Yani evet, sanki böyle bir maç bizden, gibi. Evet, yani bizden de işte Birinci Dünya Savaşı'nda 750 bin asker öldü çeşitli cephelerde. Biz de 1 milyona yakın şehit verdik filan gibi. Yanlış ifade ediyor olabilirler. Mesela şey deniyor. O dönemde herkes bu acıları birlikte yaşadı deniyor. Hayır, birlikte yaşamadı. Yani dar olarak 1915-1916'da Ermenilerin başına gelenleri alacak olursak, hayır, hiç kimse öyle bir dehşeti onlarla birlikte yaşamadı.
Ama burada gene de ben şuna bakıyorum bir tarihçi olarak. Burada bir sorun var. Ve bu adil hafıza arayışı meselesi çözülmezse ne kadar resmiyet ya da devlet adamları, büyükler onu yanlış yerde arıyor da olsalar, bu mesele çözülmezse, deşilmezse, açığa çıkarılmazsa, adı konmazsa 1915 Ermeni soykırımıyla yüzleşmenin de kolay kolay gerçekleşemeyeceğinden olmaz. Endişe ediyorum. Zaten bunu bir apoloji olarak söylediğimi filan sanmayın. Yani hiç alakam yok öyle bir perspektifle. Ama burada bir problem var. Problem bence şudur. İmparatorluğunun kaybının travmasıdır. Yani Müslüman Türk nüfusun Balkanlardan sürülüp atılması, Kafkasya'dan sürülüp atılması, Girit'ten sürülüp atılması, imparatorluğun küçülmesi ve iç göç yoluyla emplozyona tabi olmasının yarattığı travmadır. Bunun yarattığı acılardır. Ki nitekim şunu anlatmaya çalışıyordum. Nasıl geldi? Ermenilerin başına patladı. Şimdi dediğim gibi obsolesansa uğramış, tefessüh etme sürecinde olan, her şeyi sakat, her şeyi derme çatma, korkuluk gibi bir imparatorluk. Hiçbir şeyi doğru dürüst yapamıyor. Bu imparatorluğun Müslüman olmayan nüfus kesimleri var. Etnik, dini, Osmanlı onlara millet diyor. Bugün kullandığımız ulustan farklı bir anlamda. Millet diyor, cemaat anlamında. Bunların arasında kapitalizm, modernite, Türk-Müslüman nüfus arasında olduğundan çok daha önce ve hızlı gelişiyor. Yavaş yavaş kendi embriyonik burjuvazilerini peydahlamaya başlıyorlar. Eminim ki Mehmet Altan bunları benden daha iyi biliyordur. Estağfurullah. Yavaş yavaş kendi embriyonik burjuvazilerini peydahlamaya başlıyorlar. Kullandıkları diller, lisanlar itibariyle Avrupa'yla, Orta ve Batı Avrupa'yla kültürel olarak çok daha fazla haşır neşirler. Oradan, oradaki fikri akımlardan, hep ders kitaplarında klasik olarak söylenir, Fransız devriminin getirdiği milliyetçilik fikirlerinden etkileniyorlar. Bir de reform istiyorlar değil mi? Yani bu tanzimatlar boşuna olmadı. Evet, şimdi kesinlikle reform istiyorlar. Tipik olay şudur. Şematize etmeye çalışayım. Şu veya bu etnik dini grubun önde gelenleri Sırbistan'da veya Yunanistan'da veya bugünkü Bulgaristan'da bir yerlerde ortaya çıkıyorlar ve çeşitli şikayetlerde bulunuyorlar ve reform istiyorlar. Bir reform talepleri paketi sunuyorlar. Batı da bize empoze ediyor, reformları verin diye ferman çıkıyor. Oraya gelmeden bir iki adım daha araya sokayım. Osmanlı'nın buna karşı talebi ilk önce 19. yüzyıldan bahsediyorum. Gene vulgarize ederek, basitleştirerek. Osmanlı ilk önce bunu umursamıyor. Başından ciddiye alsa belki olmayacak ama Osmanlı filan yapıyor, umursamıyor. Bunun üzerine gidiyorlar büyük devletlere şikayet ediyorlar. O zamanın uluslararası ortamını da anlamak lazım. Cemiyet-i Akvam veya Avrupa Birliği veya Birleşmiş Milletler gibi bir şey yok. Yani bir dünya hükümeti aygıtı, yani gidip böyle hani nesnel davranacak, objektif davranacak ve çok tarafgir davranmayacak, herkesin başvurabileceği bir kurum yok. Ne var? Düveli muazzama var. Sanayi devriminin beraberinde getirdiği işte 19. yüzyılın Hobsbawmvari sermaye çağından geçmiş, imparatorluk çağına gelmiş 6-7 tane büyük devlet var ortada. Büyük Britanya, Fransa, Avusturya, Macaristan, Çarlık Rusyası, Wilhelm Almanyası vesaire var. Ortada merci olarak bunlar var. Ve tabii bir de şöyle bir problem var. Bir de kabul etmek gerekir ki gerçekten bir dini bölünme var.
Çünkü bu büyük devletlerin hepsi nasıl dersek diyelim, bunu telaffuz etmekten hoşlanmasak da bunlar Hristiyan Avrupa devletleri ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Hristiyan nüfuslarına gerçekten sempati duyuyorlar ve onlar da onlara sempati duyuyor ve aralarında yavaş yavaş patronaj klientelaj ilişkileri doğmaya başlıyor ister istemez. Bu da o dönemin bir gerçekliği. Bazı durumlarda daha stabil ilişkiler, mesela Çarlık Rusyası Panslavist politikaları çerçevesinde bütün Balkan Slav haklarının hamisi şeyine giriyor. İngiliz-Fransız kamuoyuyla Yunanlılar arasında daha özel ilişkiler doğuyor vesaire. Ne oluyor? Gidiyorlar büyük devletlere şikayet ediyorlar ve büyük devletler Baba Ali'ye ultimatum veriyor, nota veriyor. Bu reform taleplerini ciddiye alın, kendinize çeki düzen verin filan diye. Şimdi tek dar olarak ele alacaksak, şikayetler haksız mı? Hayır, haksız değil. Verilen notanın içerdiği reform talepleri haksız mı? Hayır, haksız değil. Ama aynı zamanda dışarıdan emperyalist bir zor dayatmasıyla iç içe gidiyor, el ele gidiyor, iç içe geçiyor. Öyle bir bullying, bir emperyalist zorlama, dayatma söz konusu. Ama Osmanlı, teori pratiğe geçiyor evet, mu? Evet, Osmanlı nasıl reaksiyon gösteriyor? Osmanlı yani Tanzimat paşalarından zannederim Ali Paşa'nın ünlü bir lafı vardır. Bizde ne yukarıdan bir güç vardır ne aşağıdan bir güç. Ancak yandan pabuççu muştası gibi bir güç vurulabilir. Bu da sefaretlerdir diye. Aslında Tanzimat Ricali çok enteresandır. Bu dışarıdan müdahale, homurdanıyor. İç işlerimize müdahale ediyorlar, bize zorbalık uyguluyorlar filan ama içten içe de hoşnut oluyorlar. Çünkü padişaha gidip şunu diyebiliyorlar. Padişahım yapmak zorundayız, sefaretler dayatıyor. Yani başka türlü yapamayacakları reformların argümanı oluyor. Niyazi Berkes bir zamanlar Yön Yayınları'ndan çıkan 200 yıldır neden bocalıyoruz diye küçük bir kitap yazmıştı. Ben 19. yüzyıl bu krizler ve diplomasi tarihi hakkında bir kitap yazarsam başlığını 200 yıllık ikiyüzlülük koyacağım. İki tarafta ikiyüzlü. Osmanlı da ikiyüzlü. Osmanlı bu baskılar karşısında bir şeyler yapıyor. Diyelim ki %50 yapıyor ama kendisini %100 yapmış gösteriyor. Çünkü yapmaktan daha fazla göstermek, vitrine koymak. Bu da bugün çok tanıdık gelmiyor mu size? Çok tanıdık geliyor. Yapmaktan çok göstermek çok önemli. Şikayetler dinmiyor. Ayaklanma baş gösteriyor. Dedim ya, çeşitli spesifik krizlerin unsurlarından ödünç alarak bir genel model oluşturmaya çalışıyorum. Hoşnutsuzluk artıyor. Diyelim ki bir isyan baş gösteriyor. Bu sefer Osmanlı ordusunu ve başıbozuklarını gönderiyor. Katliamlar oluyor. Mesela 1877-78 harbi öncesindeki Bulgaristan'daki Batak katliamı filan gibi atrositiler, katliamlar meydana geliyor. Bu sefer büyük devletler daha fazla müdahale ediyorlar. Bir savaş çıkıyor veya çıkmıyor. Çıkmasa bile muazzam diplomatik dayatmalar oluyor. Ve diyelim ki Bulgaristan'a veya Girit'e veya Yunanistan'ın bir bölümüne ne oluyor? İlk ağızda o zamanki deyimiyle muhtariyet özerklik veriliyor. Derken bir süre sonra bağımsızlığa kavuşuyor. Bir sonraki ayaklanmada bir de irredantist bir milliyetçilik baş gösteriyor. Bir çekirdek Yunanistan kuruluyor. Bir çekirdek Sırbistan kuruluyor. Ama kendi irredantist milliyetçilikleri doğrultusunda hala Osmanlı egemenliğinde kalmış olan soydaşları, şu bizim dış Türkler söylemimizi tersine çevirecek olursak, dış Sırplar veya dış Yunanlılar vesaire ile birleşme özlemlerini ve yani bağımsızlığın ötesinde Osmanlı topraklarından kendi yararlarına mini imparatorluklar koparıp alma özlemlerini
bırakmıyorlar. Dolayısıyla çok tipik olarak diyelim ki şey kuruluyor. Bir bağımsız Yunanistan kurulmuş. Derken ilk önce 1866'da Girit isyanı bastırılıyor. Arkasından 1896'da Girit isyanı. Bu sefer bastırılamıyor. Büyük devletler müdahale ediyor. Ne oluyor? Girit ilk önce özerk oluyor. Arkasından bir sonraki aşamada Yunanistan'a katılacak. Buna da Enosis deniyor. Unification, birleşme. Anschluss. Hitler ve Avusturya örneğini düşünecek olursak onun gibi bir olay. Şimdi bunun bu süreç bir yaşanıyor, iki yaşanıyor, üç yaşanıyor, dört yaşanıyor. Ermenilerin başına. Bu arada Türk milliyetçiliği baş gösteriyor. Gecikmiş bir şekilde hemen bütün diğer milliyetçiliklerden neredeyse daha sonra, belki Kürt ve Arap milliyetçilikleri hariç, ama diğer Balkan ve Kafkas uluslarının milliyetçiliklerinden çoğunlukla daha geç olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun Türk Müslüman unsurunun kendi milliyetçiliği baş gösteriyor. Ve bu çok elit bir milliyetçilik. Önce elit intelijense, bürokrasi, ordu vesaire içinde baş gösteriyor. Ve İttihat ve Terakki ile zabitan kadrosunu, subay kadrosunu ayırt etmek bir yerde imkansız hale geliyor. Yani hangisi partidir, hangisi subay kadrosudur vesaire. Bu intikamcı ideoloji ve artık böyle en ufak yeni talepten, en ufak reform talebinden, en ufak özerklik talebi veya o yöndeki gelişmeden son derece kuşkuya kapılan bir öfkeli, endişeli Türk milliyetçiliği ortaya çıkıyor. Bir de Balkan Savaşları üzerine biniyor ve 1912 bozgunuyla sonuç olarak bütün Yunanlıları, bütün Bulgarları, bütün Ermenileri vesaire bizatihi artık güvenilmez ve potansiyel hain nüfuslar olarak görmeye başlıyor. Burada bir şey sormak istiyorum. Çünkü çok güzel çizdiğiniz modeli. Teşekkür ederim. 1914'e tam 14-15'e gelmeden mesela Hamidiye alaylarının yaptıklarını biliyoruz. Ondan sonra teşkilat-ı mahsusanın kuruluşunu biliyoruz ve bir şekilde bu hani devlet söyleminin dışında bu milislerin hareketlerinden falan atrocity kelimesini kullandınız. Tam hani doğru kelime orada. Bununla ilgili çok damardan girelim mi? Şimdi buradaki mesele sorunun aslında başında ya bu tek taraflı değil vesaire meselesinde iki temel unsur tartışırken tartışma masasından çekiliyor. Bir tanesi devlet. Yani bugün bu 100 yıldır bu işin uzaması ve hala neticelenmemesi müthiş bir devlet tapınması var bu topraklarda. Yani şimdi peki işte bir de ecdat. Özür diliyorum. Bir de hukuk. Şimdi bu mesele hukuksuz ve dolayısıyla devletin bu konudaki hukuksal sorumluluğu masadan çekilerek tartışılamaz. Yani eğer ki doğrudur ama gene söylenmeyen bir şey var. Aynı bu özellik vesaire İttihat Terakki ile Ermeniler arasında, partiler arasında aynı bugün Kürt siyasetiyle yapılan görüşmeler gibi görüşmeler var. O yıllarda mesela parlamentoya bakınca bayağı bir Ermeni vekil oldu. Şimdi mesela o tartışmalar... 1908 devrimini birlikte yaptıkları söylenebilir. Hatta şimdi, hani Kızıl yani, Sultan dedikleri Abdülhamit yani gidince bugün bayram havası. Müzakere gibi. Deyince çok önemli bir aşama olarak ifade ediliyor. Ama o dönemde o tartışılırken o bir el çabukluğuyla ortadan kaybediliyor. Buradaki Osmanlı Devleti bu süreci bir kere idare edemiyor. Yani meseleyi iyi okuyamıyor, çözemiyor. Şimdi Osmanlı'ya laf söyletmem diye bu işe girişirsen başka bir yere gidersin. Bu ön yargılarla yahut şunu yapmam bunu yapmam diye tartışılacak bir mesele değil. Zaten doğrudursa bilmiyoruz değil mi? Yani şu anda konuşmalara bakınca bilmediğimiz için. Mesela bu şeyi çok ben pek duymuyorum.
Ermeni siyasetiyle İttihat Terakki arasında sorunu rahatlatmaya, çözmeye, yani bunlar gidiyor şikayet ediyor filan filan, bütün bu modelde anlatıyor. Niye? Çünkü sen kendi devletine söylüyorsun. Mesela Ruhban Okulu'nu açmıyor Türkiye bugün. 2015'te biz bunu niye açmıyorsun sen, gayrimüslim insanların din hocası Roboski çözmüyor, vatandaşını bombalamış. Katır öldürüyor Soma, hatta. Soma bunun kimin yaptığı belli değil. Şimdi aman sakın devleti eleştirmeyelim. Ya ben birey olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak devletin bir sürü mağdur ettiği onca olay, aynı zamanda işte gizli derin devlet dediğimiz, özel harp dediğimiz bilmem bin tane şeyi kendi hayatımda görmüş, yaşamış, mağduriyetlerini duymuşum. Niye vatandaş olarak devleti eleştirmeyeceğim? İkincisi, ecdat dediğim vakit kimi alacağız? Enver Paşa'yı mı ecdat olarak kabul edeceğim? Sarıkamış'ta öldürdüğü askerleri mi? Soğukta dondurduğu mu? Yani şimdi burada bir hamasi, hukukun ve devlet nosyonunun olmadığı bir tartışma. Onlar ve biz diye bir şey olamaz. Yani biz de Ermeniler de kim nasıl hangi milliyetçi yaklaşımla yaklaşırsa yaklaşsın Osmanlı'nın tebaası. Ve o tutuyor bir şiddet uyguluyor. Sorunu çözemiyor. Ayrıca eğer bunu hukusal olarak baktığım vakit eğer birisi bir suç işlediyse onu mahkemeye çıkartır, yargılarsın. Bunu tehcir ederek, çoluk çocuğu öldürerek, ben de şimdi size göstereceğim. Karşılıklı iki dengeli kuvvet yok. Birisi devlet. Bunun altını çizmek lazım. Birisi devlet, birisi de tebaası. Tebaası. İkincisi de bütün bunların olup bitenleri bir hukuku olmak gerek. Eğer suç işlediğinden böyle bir endişen yahut buna ait bir kanıtın varsa mahkeme denen bir şey var. Yani mahkemeyi bypass ederek ben sana şimdi gerekli şiddeti, devlet haklarını bildirdiler. Yani konuşmaların içinde devletin ve hukukun kendisini alıp çektiğim vakit onlar ve biz gibi hamasi, milliyetçi ve işi anlayıp çözemeyeceğin bir meseleye geliyor. Futbol yani, maçına dönüyor. Aslında bu mesele gerçekten bir ulus devletlerin ortaya çıktığı süreci algılayamama, yönetememe, aynı zamanda da algılayamadığın ve yönetemediğin şeylerden etkilenip kendinin de bu taleplerin peşine düştüğün, diğerlerinin taleplerini hainlik olarak ifade ettiğin, hukuku ve devleti aradan çıkararak kimin gücü kime yeterse noktasındaki bir algının, ki izlerini bugün de devam ettiren bir yapının geçmişteki yarattığı trajik hikayeler. Girebilir miyim? Girebilirsiniz ama reklam, hayır mı? Reklama girmemiz gerekiyormuş. Peki. Reklamdan sonra devam edelim. Peki bu topa girmeyen buradan girmek istiyorum. Tamam. Tam da futbol peki demişken. İstanbul'da bir Don Kişot bu hafta ilginç tarihiyle Karaköy ve civarını anlatıyor. Yeraltı, Kemankeş ve Kılıç Ali Paşa camileri, meydandaki tarihi binalar, 110 yıllık Aşkenaz Sinagogu, Kemeraltı Caddesi, Rum ve Fransız okulları, tarihi Galata Köprüsü, Tophane'nin ilginç öyküsü, İstanbul Modern Sanatlar Müzesi, pek de bilinmeyen Saat Kulesi. Haldun Hürel, İstanbul'un sokaklarını karış karış geziyor ve ekranlara yansımayan tarihi detayları açıklıyor. Haldun Hürel'le İstanbul'da bir Don Kişot, pazar günü 17.10'da Bugün TV'de. Yahu siz talebi misiniz, abone misiniz? Sana ne ulan? Bela mısın be? Bir gün herkes 15 dakikalığına ünlü olacak. Andy Warhol, Tuncay Akça, namı diğer bacaksız, Türkiye Onu Hababam sınıfında, abi siz neden her sabah tek ayak üstünde duruyorsunuz sorusuyla tanıdı. Bu veletten nasıl kurtulacağız? Sabredin, şurada liseyi bitirmeme 3 yıl kaldı, o zaman kurtulursunuz. Ulan bu herif benden önce liseyi bitirirse kendimi intihar ederim. Yıllar içinde birçok filmde ve dizide oynadı. Daha sonraki yıllarda belediye başkanlığına bile aday oldu. Hababam sınıfında Ertem Eğilmez'in keşfettiği oyuncu Tuncay Akça, sevimli duruşu, gülen gözleri ve alaycı kahkahasıyla Yeşilçam'ın unutulmazları arasına girdi. Hafızaları parlatan belgesel program 15 dakika, pazar günü saat 20.30'da Bugün TV'de. Müzik
sağlıklı bir hayat için en iyi gıda denetçisinin siz tüketiciler olduğunu lütfen unutmayın. Bu nedenle satın alacağınız gıdaların etiketinde belirtilen muhafaza koşullarıyla raf sıcaklıklarının uygunluğuna dikkat edin. Son tüketim tarihine bakmayı ihmal etmeyin. Et ve süt ürünleri gibi hayvansal kökenli gıdaların ambalajında gıda sicili numarası veya tanımlama işareti bulunmasına, diğer gıdaların ambalajlarındaysa gıda sicili numarası veya işletme kayıt numarasının bulunmasına ve gıdaların ambalajlarının sağlam olmasına özen gösterelim. Yediğimize içtiğimize dikkat edelim, güvenilir gıda tüketelim. Türkiye'nin düğün paketçisi Moda Life'da Mono Uyku Seti çift kişilikleri baza başlık Visko Yatak 1399 lira. 60 yıldır nitelikli bilgiye nasıl ulaşılıyor? Yüzlerce sektör için ulusal, bölgesel, yerel ve uluslararası medyada reklam ve haber takibi yaparak. Yüzlerce televizyon ve radyo kanalını 7/24 kayıt altına alarak. On binlerce blog, haber siteleri ve sosyal ağları takip ederek. Sektörel gündemler ve medya analizleri hazırlayarak. 60 yıldır nitelikli bilgi elinizin altında. Ajans Press, medyadaki gözünüz. 25 kuruşa simit alamazsın. Ama 25 kuruşa her gün dolu dolu bir gazete okuyabilirsin. Herkes gazete okusun diye millet sadece 25 kuruş. Merhabalar. 1915'i tartışmaya devam ediyoruz. Zaten daha ilk güzel bir model kuruldu. Şimdi anatomisine çıkaralım isterseniz. Parçalanan imparatorluk, paranoya, ne oluyor, ne bitiyor, her şey kırık dökük ve 1912-13'te herhalde bizi mahveden o Balkan Savaşları, insanların süpürge otu yemeye zorunda kaldığı, inanılmaz böyle bir kıyımın yaşandığı bir trajedinin ardından 1914'ün sonlarına doğru bir resme geldik. Şimdi burada ben İttihat Terakki'nin biraz yapısına size sormak istiyorum. Çünkü Mehmet Altan'ın reklamdan önce söylediği gibi burada bir devlet politikası devreye giriyor ve bir karar vermek durumunda kalıyor. Tehcir kararı mesela hep Talat Paşa'ya mal edilir. Ama bir taraftan Enver Paşa'nın yazdığı o mektup, meşhur mektup var. Yani bu üç kişinin kafasından mı çıkıyor? Böyle bir şey yapalım, bu insanları sürelim diye. Biraz geri gidebilir miyim? Azıcık. Şimdi bir kere İttihatçıları konuşmamız lazım dediniz. Bakın burada o kadar enteresan bir şey var ki, hürriyet getirecek bir devrim yapma iddiasıyla ortaya çıkıp kendilerini çöküş halindeki bir imparatorluğun başına geçmiş bulan gencecik adamlar. Gencecik insanlar var. İmparatorluk fikri ve demokrasi ya da devrim ya da hürriyet fikri. Tarihte bunun pek çok örneği var. Öyle bazı enstantaneler olabiliyor ki demokrasi veya hürriyet veya devrim filan getirmek iddiasıyla yola çıkan bir güç imparatorluk olayıyla imparatorluğu veya tahakkümü veya hükümranlığı her neyse veya bir despotizmi sürdürmek durumunda kaldığında başka her şeyden vazgeçmek zorunda kalıyor. Bakın Türkiye dışına çıkalım. İki örnek vereyim. Sosyalizm tarihinde. Kruşçev
1956'da Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin 20. kongresinde sistemi demokratikleştirmeye kalkıyor. Ünlü gizli oturumdaki Stalin'i suçlayan, Stalin döneminin despotizmini suçlayan konuşmasını yapıyor. Ve bir buzların çözülüşü olayı başlıyor Sovyetler'de. Derken Macaristan ayaklanması çıka geliyor. Şimdi Macaristan ayaklanması çıka geldiği anda kendi politbürosundaki eski tür Stalinistlerle yüz yüze bulunan Kruşçev bir karar vermek durumunda. Ne yapacak bu Macaristan ayaklanmasını? Macaristan ayaklanmasını bastırmak için Sovyet tanklarını gönderdiği anda reform, Stalin demokrasi, oluyor. Hürriyet vesaire filan her şey bitmiş durumda. Diğer alternatif Gorbaçov. Sovyetler Birliği'nin son yılları. Gorbaçov bunu yapmayı reddetti. Yani o tutarlı davrandı bir demokratik reformcu olarak herhangi bir yere. Brejnev doktrini bitmiştir dedi. Doğu Avrupa'da hiçbir yere tankları göndermiyorum dedi. Hatta Sovyetler Birliği içinde dahi göndermiyorum dedi. Ve yani sonuç olarak demokratlığa sadık kaldı. Deyim yerindeyse Sovyetlerin demokratik dönüşümü vizyonuna sadık kaldı ve imparatorluktan ya da tahakkümden, diktatörlükten vazgeçti. Sovyetlerden vazgeçti. Demokrasiden vazgeçmedi, Sovyetlerden vazgeçti. Şimdi buradan geriye İttihatçılara dönecek olursak. Abdülhamit dönemi. Abdülhamit despotizmi mi diyeceğiz, ne diyeceğiz. Fakat sonuç olarak Abdülhamid'e karşı bunlar bilir bilmez hürriyet getirmek iddiasındalar. Hürriyet getirmek iddiasıyla bir kendilerince bir devrim yapıyorlar. Ve kendilerini ansızın imparatorluğu savunmak durumunda buluyorlar. Ve imparatorluğu savunmaya sarıldıkları ölçüde hürriyetperverliklerini, demokrasi ne kadar vardıysa içlerinde bütün onları yitiriyorlar. Abdülhamid'i devirmeden önceki durumlarına bakalım. Osmanlı İmparatorluğu'nun diğer Türk Müslüman olmayan gizli yarı gizli devrimci örgüt ve akımlarıyla iç içe ve kol kolalar. Ve aralarında sempati, entelektüel alışveriş ve işbirliği ilişkileri var yer yer. Evet, bu çok böyle çok kapsamlı bir anlaşma ve birleşik cephe filan vaziyetinde değil ama şunu düşünün. Günümüzün jargonuna göre o dönemin Ermeni teröristleri. Aslında o dönemin Ermeni demokratik devrimcileri. Abdülhamid'e suikast düzenliyor. Başarıya ulaşamıyor ama Tevfik Fikret ünlü neler avcı, yazmış, avcı şiirini yazıyor. Yani şanlı avcı attın ama vuramadın zararı yok filan diye. Şimdi bu bugün milliyetçi çevrelerde işte Tevfik Fikret nasıl bir haindi işte Abdülhamid'e karşı Ermeni teröristlerini alkışladı filan diye internette dolaşsanız tonla yazı var bu konuda. Ama Tevfik Fikret ve Tevfik Fikret'in kuşağı Ermeni diye düşünmüyor ki. Devrimci diye düşünüyor, ihtilalci diye düşünüyor. İster Ermeni, ister şu, evet hikayesi. Yani Abdülhamid'e karşı ister Ermeni, ister başka şey, hepimiz istibdada karşıyız diye düşünüyor. Öyle bir o çağın öyle bir demokratik devrim anlayışı içinde düşünüyor. Ama imparatorluğu yönetmeye başladıkları anda Tevfik Fikret'i tenzih ediyorum, asla bağışlamayacak. Sonuna kadar itaatçılara karşı olacak. Bir gerçek bir hürriyetperver olarak. Ama itaatçılar imparatorluğu yönetme ve ayakta tutmaya çalışma tarihsel misyonuna oturdukları ölçüde bütün demokratlıklarını vesaire ne kadar vardıysa hızla yitiriyorlar. İkinci problem zaten esasen
Daha önce de söyledim. İttihat ve Terakki Cemiyeti diye bir gizli örgüt kurulmuş ve bu köhne geleneksel toplumu değiştirmek ve modernize etmek iddiasında. Bunun için de iktidara gelmek istiyor. Nereye göz dikiyor? Orduya göz dikiyor. Ordunun nesine göz dikiyor? Profesyonel subay kadrolarına göz dikiyor. Yani Bolşevikler gibi işçi ve köylü kökenli askerler arasında aşağıdan yukarı örgütleneyim filan değil. Zaten geç dönem Osmanlı İmparatorluğu'nun alla franca eğitim görmüş, alla franca hayatına, hayat tarzına sahip, ister sivil gelmiş bürokrasisi, ister asker bürokrasisi, aynı sosyal sınıf aynı zamanda. Modern eğitimin yarattığı bir sınıf, ekonominin yarattığı bir sınıf değil. Modern eğitimin ve devletin yaratmakta olduğu yani yeni bir sınıf. Yani devlet eliti onlar. Evet, devlet eliti. Toplumun burjuva hareketini götürebilecek bir şeyleri yok. Hiç doğrudan doğruya kendi sınıfının asker kanadına kanca atıyor. Onları örgütlemeyi ve onlar eliyle iktidara gelmeyi esas alıyor. Ve nitekim 1908'de de öyle yapıyor. Önce 1908'de öyle yapıyor. Arkasından 1913 Babali baskınıyla ikinci defa öyle yapıyor. Tabii. Şimdi bir imparatorluğun toplumun kendisinden çok daha ileri modern ordusunun modern subay kadroları geri toplumu beğenmedikleri, sevmedikleri, hor, pis, kirli vesaire gördükleri. Bunlar o zamanın beyaz Türkleri. Anlatabildim mi? Yani o zamanın beyaz Türkleri, iddiatçılar. Kendi hor gördükleri toplumu yukarıdan aşağı modernize etmek gibi bir misyon sivilizatris, bir uygarlık misyonu peydahlamışlarsa. Üstelik giderek daha öfkeli ve intikamcı bir Türkçü ideolojiyle dolup taşmaya başlamışlarsa, bir de üçüncüsü bunlarla iç içe geçen bir imparatorluğu idame etme misyonu varsa, bu adamlar bir yerden sonra nereye baksalar düşman görüyorlar. Sadece Ermenileri veya Rumları düşman görmüyorlar, aslında kendi halklarını da düşman görüyorlar. Aslında kendi Türk Müslüman nüfuslarını da, nüfus bazlarını da geridir, ilkeldir, batıldan kurtarılması gerekir, fazla dindardır filan diye onları da hor görüyorlar. Ama onların vindiktif, intikamcı Türk milliyetçiliği öncelikle Hristiyan nüfus kesimlerinin başında. Tabii bulunur. Burada Türkiye'deki bütün modernizasyon, işte değiştirme, dönüştürme, temel mantığı tüketimdir. Yani ne Osmanlı'da, ne Osmanlı'da, ne Cumhuriyet'te tüketim biçimini değiştirerek çağı yakalayacağımız iddiası vardır. Ne Osmanlı üretimi görebilmiştir, ne Cumhuriyet. Onun için bunu askeriye, yoksa üretimi kendisi zaten insanı, toplumu, bütün yapıyı reform değiştirir, eder, dönüştürür. Şimdi üretim biçiminde bir değişiklik olmadığı vakit bir köylü toplumu suyun öteki yakasında modern hayata uydurmak isteyen bir iktisat ve üretim ilişkileri bilmeyen bir askerin yapacağı şey işte kanun çıkararak yapmaktır. Bilmem baskı yaparak değiştirmeye çalışmaktır. O toplumun toplumsal değişme, sosyal değişmeyle ilgili hiç bilgisi olmayan ve bunu otomatikman yapacak bir taşıyıcı sınıfında bulunmamasından dolayı ilk başta ve tabii hep bu hastalıklar devam ediyor. Yani 1908 bu Osmanlı'nın en özgür olduğu dönemdir ama muazzam bir baskıyla 11'lerde sonuçlanır. Ve bizim yakın zamanlardaki Avrupa Birliği açılımımız, hayalimiz, çok özgürlü işte bir alçıda bütün bunların konuşulmasını sağlayan da bu Avrupa Birliği müzakere sürecidir. Fakat sonra arkasından müthiş bir kapanmaya, bir tek adamlığa, otoriterliğe, polis bütün atılmış adımların geriye dönmesi de vardı. Yani sosyolojik olarak bu döneme biraz da buranın sosyolojik serklerinde 10 yıl açılıp 10 yıl kapanma
Ama özü itibariyle de çok radikal bir değişime uğramayan da bir toplumdan bahsediyoruz. Yani 95. yıl dönümünü kutladık Cumhuriyet'in dün. Ama hiçbir zaman bir Amerikan vatandaşının milli gelirinin %20'sini aşan bir başarıyı gösteremedik. Yani biraz da belki o toplumsal dinamiklerin zafiyeti, bir burjuva sınıfının olamaması, Osmanlı toprak düzeni, onun için bu burjuvazinin sanayileşmenin getirdiği milliyetçilik akımları, ulus devlet gelişimleri, bunları algılayabilecek bir sosyal düşünce platformu da yok. Her seferinde de işte o aşağılama halkı şu bu filan, burada bütün kalıplar o açıdan ve kavramlar yanlıştır. Tüketene ilerici demişlerdir, tüketmeyene gerici, yobaz vesaire. Şimdi tükettiğim vakitte, üretmeden tükettiğim vakit iktisadi durum daha da zorlaşmıştır. Parazit olmuyor. O zaman işte o gerici, yobaz vesaire dediğinde ayaklanmıştır. Çünkü iktisadi durumu kötüleşmiştir. Yani sanayileşme sürecinin kavramlarıyla üst üste oturmayan bir toplum anlayışı, davranışı, karakteri var. Onlar da pek konuşulmaz. Yani öyle bir matak farklılığı da var buranın. Bu arada unutmadan kutladık dediğin için şunu sormak istiyorum. Malum bugün işte Çanakkale'de kutlamalar yapıldı. Yani mesela 24'üne denk getirmelerine nasıl bakıyorsun? Yani şimdi burada bir demin söylüyordun. Ya bir tanesi diyor ki biz onları tecir ettik. Birisi diyor ki tecir insanlık suçudur. Öbürküsü diyor ki bunların hepsi yalan. Geçen sene yalan diyen adam taziye yayınlıyor. İşte bir taraftan da biz bunları yani Cumhuriyet'in hiçbir zaman kafası Osmanlı'ya karşı net olamamıştır. Çünkü Atatürk Cumhuriyet'i kurarken kişisel dostlukları ve düşmanlıkları, rakipleri ve yandaşlıkları üstünden, bir ilkeler bütünü üstünden değil, bireysel siyaseti üstünden bir ilişki, bir taraftan at üstündeki serseriler demişti. Bir taraftan Osmanlı'yla övünüp bir tararaftan yıkmakla da övündük. Yani belki daha temelde de bütün bu 100 yıldır bu işin çözülememesinin nedeni o da bir önemli başlık. Cumhuriyet'in Osmanlı'yla ilişkilerinin ilkeleri, anlayışı, bir taraftan borçlarını ödüyorsun. Bir taraftan yıktık diye seviniyorsun. Bir taraftan Ermeni meselesi, hayır öyle yapmazlar bizim ecdadımız diyorsun. Cumhuriyet'in Osmanlı ilişkilerinde kafası karışık. Net değil. Bugün de olduğu gibi. Bugünkü siyaset, son haftalarda yaşanan söylem kargaşalığı filan meselesine ben de değinmek istiyorum ama daha sonra değinmek istiyorum. Çünkü o konuda benim biraz farklı bir yorumum var. Ama şimdi 1915'in bugününe gelelim. Şimdi iki şey daha, yani oluşturmaya çalıştığım tahlil çerçevesine iki unsur daha entegre etmek istiyorum, saplamak istiyorum. Bir, sınıf nefretlerinin milli etnik nefretlere dönüşmesi. Böyle bir faktördür. Daha önce de söyledim. Türk Müslüman olmayan nüfus kesimleri Hristiyan milletleri içinde kapitalizm, burjuvazi, zenginlik, ekonomik kalkınma vesaire daha hızlı gelişiyor. Refah daha hızlı yükseliyor. Ve daha yani Abdülhamit döneminin hemen öncesinde ve Abdülhamit dönemi boyunca bu fark giderek belirgin bir hal alıyor. Bu Marksist teorik anlamda kullanmıyorum. Doğrudan doğruya deskriptif anlamda olabilecek en güncel anlamıyla sınıf nefretine, kıskançlığa, hasete vesaire yol açıyor. Bu sınıf nefretleri milli etnik nefretlere dönüşüyor. Yani ticaret. Evet. İşte mesela yani, Balyan ailesi diye. Yani bir sürü bir örnek. Evet. Böyle. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun yeni gelişen gayrimüslimler arasında yeni gelişen burjuvazisine aşağıdan yoksul Müslüman kesimler tarafından duyulan kıskançlık, nefret ve haset bir şekilde Rumlara veya Yahudilere veya Bulgarlara veya Ermenilere duyulan, yani Ermeni, Rum, Bulgar, Yahudi vesaire oldukları için duyulan bir nefrete dönüşüyor.
sınıf nefretlerinin milli dini nefretlere dönüşmesi derken bunu kastediyor. Bir, böyle bir faktör. Buna mukabil yani Müslüman kesimlerde bir burjuvalaşma durumu olmuyor mu? Yani onlar var, çok mu? Var. Azınlıkta. Var ama hayır, var o kesimlerde de var ama gene de Balkan savaşları ve sonrasına kadar gayrimüslim burjuvazinin refahı, görkemi vesaire ön planda ve hatta Balkan savaşlarından sonra bile ön planda olma devam edecek. Yani bir alla franca burjuvazi genel olarak teşekkül ediyor ama bunun nispeten küçük bir kısmı Müslüman bir alla franca burjuvazi. Önemli bir bölümü yani ekonomik tarih literatüründe yani, çok çalışılmış. Egemen olan bir esnaf davranış ve duruşudur. Evet. Yani eğitimden nasibini alamayan, yabancı dil bilmeyen, dışla rahatça ilişki kuramayan, daha büyük ticaretten pay alamayan Anadolu eşrafının kızgınlığı ve öfkesidir. Evet, evet. İkinci saplamak istediğim faktör ideolojik faktör, ideolojik determinasyon. Şimdi bu çok kritik. Çünkü bu mesela benim bütün analiz çerçevemi bir tarihçi olarak bu konudaki klasik analiz çerçevelerinden ayırıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun ikili bir karakteri var. Şimdi biz şuna alışkınız. Resmi inkılap tarihi anlatımı. Biz mazlum ve mağduruz. Büyük devletlerin kurbanıyız. Ve emperyalizme karşı ve emperyalizmin maşası olan Yunan ordusuna karşı bir temiz ve erdemli bir anti-emperyalist mücadele verdik. Bizim İstiklal Savaşımız, milli mücadelemiz budur. Bu şöyle bir şey bence. Osmanlı İmparatorluğu'nun, geç dönem Osmanlı İmparatorluğu'nun ikili karakterinin sadece bir boyutunun vurgulanması. Evet, köhnemiş bir geleneksel imparatorluk olarak Osmanlı, büyük devletlerin, modern emperyalizmlerin kurbanı, mazlumu ve mağduruydu. Doğru. Hırpalanıyordu, zorbalığa maruz kalıyordu, iç işlerine müdahale ediyordu ve ediliyordu vesaire vesaire. Evet. Ama aynı zamanda adı üstünde kendisi bir imparatorluktu ve kendisi bir imparatorluk olarak başka halkları tabi kılmıştı ve onlara hükmediyordu ve onları kendi hükmü altında tutmaya devam etmek istiyordu. Şimdi dolayısıyla deyim yerindeyse çok basitleştireceksek bir mazlum yanı da vardı, bir zalim yanı da vardı. Bu iki ayrı ideolojik derivasyona yol açtı. İttihatçılar bu konuma oturduklarında bu ikili ve çelişkili konumu tek bir Türk milliyetçiliği içinde meczetme çabalarında iki ayrı ideolojik kaynaktan ilham aldılar. Bir, ikinci enternasyonal Marksizminin Marksist anti-emperyalist söyleminden ödün şeyler aldılar. Ve bu İttihatçı döneminde de Kemalist devrimde de ortaya çıkıyor. Ama bunun yanı sıra modern Türkiye tarihinde çok gözden kaçırılan bir husus şudur. Kendileri emperyal bir konumda oldukları ölçüde, emperyal bir milliyetçiliği temsil ettikleri ölçüde Batı'nın aşırı sağından neler ödünç aldılar, bu tamamen es geçiliyor. Avrupa'da, Batı'da bu dönemde protofaşizm denen ya da ön faşizm denen bir olay vardır. Daha henüz sistematik İtalyan faşizmi veya sistematik Libya'da Alman nazizmi değil. Evet. Ama ırkçılık vardır. Pozitivist. Antisemitizm vardır. Pozitivist bilimperestlik vardır. Nietzschevari bir bilimperest amoralite. Ahlakı tamamen görelileştirme, bilime ahlakı feda etme. Bir sahte bilimcilik vardır. Bunun parçası olarak sosyal darvinizm vardır. Milletler arası ilişkileri aynen cinsler ve türler arasındaki hayatta kalma mücadelesi gibi algılama,
kuvvet haktır, kuvvet haktır demek. Kafatası ölçümleri vardır, kuvvet haktır iddiası vardır. Might makes right. Ondan sonra the survival of the fittest. En güçlü hayatta kalır ve en güçlünün hayatta kalkması haklı ve meşrudur ideolojisi vardır. Bizim ben paşalarımız mesela, bundan ne kadar etkilenmiştir sizce? Mesela muazzam. Türk milliyetçiliği. Herkes Ziya Gökalp üzerinde durur. Bilinen bir şey, benim yıllardır bir Ömer Seyfettin takıntım var. Bana göre o dönemde Ziya Gökalp'in kolay anlaşılmaz teorik çabalarını okuyan her bir kişi için Ömer Seyfettin'in Türkçü milli nefret dolu hikayelerini 100 kişi okumuş olmalıdır. Türk sokak milliyetçiliğinin münşiyi, kurucusu, konstrakt eden insan çok büyük ölçüde Ömer Seyfettin'dir. Ömer Seyfettin'in Primo gibi, ondan sonra Hürriyet Bayrakları gibi, Nakarat gibi, Beyaz Lale gibi, Kaç Yerinden gibi hikayelerine baktığınızda, dikkatle okuduğunuzda bu protofaşist ideolojiyi ve onun en önemli unsuru olarak sosyal Darwinizmi son derece net bir şekilde görürsünüz. Şuraya geçmek istiyorum. Daha dün bir yazımda yazdım. Halil Menteş'e. İttihatçıların dördüncü adamı. Meclisi Mebusan reisi. Üçlü triumvirin dışında ama çoğu zaman literatürde dördüncü adam ya da üçlü triumvirin yarı zamanlı üyesi diye de anılıyor. Şimdi Halil Menteşe'nin hatıratı 1986'da yayınlandı. İsmail Arar bir dönemin ünlü isimlerinden yayına hazırladı ve Hürriyet yayınlarından çıktı. Osmanlı Meclisi Mebusan Reisi Halil Menteşe'nin anıları diye. Yıl 1986. Ben bazen bu tartışmalarda Türkiye'de hani belge var mı yok mu bilmem ondan sonra hani kanıt falan filan bir araba laf ediliyor ya. İnsanlar burunlarının dibindeki şeyleri okuyorlar mı okumuyorlar mı? Bence okuyorlar ve ondan yok diyorlar. Yok bence Mehmet biliyor musun çok önemli ölçüde okumadıklarını düşünüyorum. Olabilir. Çok önemli ya da. Bir araya getirmediklerini çünkü hani bakmak ve görmek farklı şeylerdir ya. Yani okuyorlarsa bile algılamıyorlar ve bağlantı kurmuyorlar. Doğru olabilir bu. İdeolojik okuma, ön yargıyla. Yani, filtre gibi. Mesela buna ait bir tartışmaya şahit oldum ben ya. Bir tanesi diyor ki ya bu Menteşe'nin anıları var diyor. Diğeri bütün akademik faaliyetini bunun üstüne yapmış adam duymazdan geliyor. Evet. Gel. Şimdi, bilinen olaydır ama mazur görün tekrarlayacağım. Halil Menteşe, Halil Bey 1914 sonunda bunu Berlin'e göndermişler. Şunların pazarlığını yap diye. Gitmiş, iki ay kalmış, dönüyor. Hatırat 215. 216. sayfalar. İstanbul'a dönüş alt başlığı atıyor. Tren Ayastefanos istasyonu Yeşilköy. Hala Ayastefanos diyor. Durdu diyor. Talat gelmiş istasyonda beni bekliyormuş diyor. Trene bindi ve vagonuma geldi diyor. Yanıma oturdu diyor. Halilciğim anlat bakalım. Almanlarla şu Ermeni meselesinde Ermeni tehciri meselesini konuştun mu ne konuştun diyor. Halil Menteşe diyor ki anlattım diyor. Alman ricaliyle muhaverelerimi anlattım diyor. Talat gülerek dizine vuruyor Halil'in elini. Senin günahını almışım Halil'cim diyor. Sana güvenememiştim diyor. Bu ben işimi yaparken sen dönersen beni vazgeçirmeye kalkarsın diye korkmuştum diyor. Meğerse gereksiz endişe etmişim diyor.
şu işi bitireyim, şu işi bitireyim de öyle gelsin dedim diyor. Meğerse gereksiz endişe etmişim diyor. Şimdi insanın aklına tabii neden vazgeçirecekti, şu bitirilecek olan iş nedir filan gibi sorular geliyor. Asıl kritik olan bir sonraki paragraf. Hemen bir sonraki paragraf. Halil Menteş'e bir gün diyor Talat'ın Yerebatan'daki dairesine gittim diyor. Muhteşem bir şey. Yerebatan'daki dairesine gittim diyor. Girdim diyor telefon başında, telefonda konuşuyordu diyor. Bana döndü diyor. Yüzü simsiyahtı ve gözleri kan çanağına dönmüştü diyor. Hayrola Talat, nedir bu hal dedim diyor. Sorma Halilciğim, Tahsin'den, Erzurum valisi Tahsin. Tahsin'den bir takım telgraflar aldım Ermeni işleriyle ilgili. O kadar korkunç ki insanın yüreğinin dayanacağı bir şey değil. Sinirlerim bozuldu. Yani Ermenilerin Türkleri yaktığı. Olur mu? Hayır. Hayır. Ermeni konvoylarını o sırada yapılmakta olan. 1915. Onu, 1915. Doğrudan doğruya şunu kastediyor. Müphem konuşuyor. Eufemistik konuşuyor. Tahsin Erzurum valisi Ermenilere yapılmakta olanları telgraflarında rapor etmiş. Talat diyor ki insanın yüreğinin dayanacağı bir şey değil. Ama ne yaparsın? Ben yapmasaydım onlar benimkine yapacaklardı. Milli mevcudiyet kavgası diyor. İfade aynen bu. Milli mevcudiyet kavgası. Bir kere yani bunu okuduğunuzda katliam emirleri var mıydı yok muydu, sırf tehcir miydi, ihtimamla güney eyaletlerinin güneşli bölgelerine mi naklediliyorlardı falan, bunların hepsi biter. Çünkü ne olmakta olduğu çok açık. Tahsin korkunç bir şeyler rapor ediyor. Yani grafik bir şekilde detaylı olarak Ermenilerin nasıl boğazlanmakta ve kesilmekte olduğunu anlatıyor. Bunun başka kanıtları da var. Talat bütün bunları dinliyor. Ve Halil Menteşe'ye şey diye izah ediyor. Ne yaparsın? Ben yapmasaydım onlar benimkine yapacaklardı, bize yapacaklardı. Milli mevcudiyet kavgası diyor. Şimdi milli mevcudiyet kavgası işte yani sosyal darwinist ideoloji ithali dedim. Avrupa protofaşizminden işte tam bu milli mevcudiyet kavgası. Şimdi şöyle düşünelim. Milli mevcudiyet kavgası. Mevcudiyetin, mevcudiyet varlık, varlığın zıddı yokluk ya da yok etme. Yani Türklerin milli mevcudiyeti uğruna Ermenilere bir şeyler yapılıyorsa ve bu insan, Talat'ın kendisi bunu insanın yüreğinin dayanacağı bir şey değil diye tarif ediyorsa ama gene de yapmak zorundayız diyorsa sizce ne yapılıyor olabilir? Nazım Hikmet. Kara leke dediği. Kara leke değil. Benim bakkal garabet senin halkının alnına bu kara lekeyi sürenleri affetmedi. O pasaj değildir asıl önemli olan. Çolak İsmail pasajıdır. Memleketimden insan manzaralarında o bakkal garabet Nazım tahliye olduktan sonra o pasaj Münevver'le dolaşmaktadırlar. Hmm. Akşam gezintisine çıkmışlardır. Onun tarihi 1951'dir. Hmm. Memleketimden insan manzaralarının sonlarına doğru bir Çolak İsmail bölümü vardır. Üç arkadaş. Ali Kiraz, Ahmet ve Çolak İsmail. Anadolu'nun güneybatısında, Akdeniz kıyısında bir sahil kasabasında deniz kenarında oturmuş sohbet etmektedir. Affedersiniz karı kız sohbeti yapmaktadırlar. Geyik muhabbeti, erkek geyik muhabbeti yapmaktadırlar. Ali Kiraz maceralarını anlatır, Ahmet bir şeyler anlatır. Sıla Çolak İsmail'e gelir ve Nazım Çolak İsmail'i şöyle anlatır. Domuzuna yiğitti,
16 yaşında olduğu halde seferberlikte askere alındı. Yozgat taraflarına jandarma gitti. Ve göbeğine kadar Ermeniler kesilirken kana battı göbeğine kadar. Budur ifade. Ermeniler kesilirken kana battı göbeğine kadar. Seferberlik bitti. Köyüne döndü. Kuşağı, beşi bir yerde der, küpeler, yüzükler, bileziklerle dolu. Şimdi, yani tarihçilik bir takım şeyleri yan yana koymaktır. Halil Menteşe'nin Talat'ı şey diye anlatması, milli mevcudiyet kavgası. Ne yaparsın, insanın yüreğinin dayanacağı şeyler değil ama ben yapmasaydım onlar benimkine yapacaklardı. Ömer Seyfettin'in hikayelerindeki azgın, amoral, ahlaküstü, bilimperest, sosyal darvinizm savunusu ve Nazım Hikmet'in şiiri. Sadece bu üçünü birleştirsek nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Şimdi ben şuraya gelmek istiyorum Halil Bey, Mehmet. Şimdi yan yana pek çok hep dediğiniz gibi kaynak kaynak belge belge diye konuşuyoruz. Benim önümde de yani onlarca sayfa tuttuğum notlarda şöyle bir resim ortaya çıkıyor. 1915'e gelinmiş. 1915'te 24 Nisan'da yani bu akşam bir grup Ermeni gruplar halinde bunlar. Yani birinci akım, ikinci akım evlerinden, oturdukları kafelerden, sokaklar, oradan buradan toplanıyor, sürülüyor. Hatta buna kimi batılı kaynaklar dekapitasyon, kafa kesme olarak yorumluyorlar. Ama yani, elitin dekapitasyonu yani. Elitin dekapitasyonu yani Fransızlarda olduğu gibi giyotine göndermek değil haliyle. Ama bir şekilde olası bir arkadan vurma her zamanki deyimle. Ya da onların bir birlik olup da bir devlet için, bir bağımsızlık için savaşlarında entelijansiyanın rolünü önceden kesmek için ilk onlar tecrit ediliyor. İki ayrı bölgeye gönderiliyorlar. Ben sadece şu anda böyle bir toplama yapıyorum. Çünkü en temel sorunlardan bir tanesi ne olduğunu bilmiyoruz. Hep sadece böyle şu oldu mu olmadı mı, soykırım mıydı değil miydi? İki ayrı bölgeye gönderiliyorlar. Ankara yakınlarında. Ayaş ve Çankırı. Affedersiniz. Ondan sonra ikinci, üçüncü dalga vesaire deyince sanıyorum o entelijansiyadan 2350 kişi ismi telaffuz ediliyor. Kimileri işte Büyükelçi, Amerikan Büyükelçisi Morgenthau gibi işte onların devreye girmesiyle, bölgedeki başka konsolosların vesaire vesaire devreye girmesiyle ve tabii ki bölgenin Osmanlı valileri falan, kimileri de yardımcı da oluyor, halka da yardımcı oluyor. Bazıları gönderiliyor. Ama sonra 29'unda karar, tehcir kararı veriliyor değil mi? Ve o kararla birlikte başlıyor. Ve bir sene içinde sayılar değişiyor. Ama Talat Paşa'nın o meşhur kara kitabında 900 bin küsur insanın tehcir edildiği, Cemal Paşa'nın dediğine göre 1,5 milyon insanın, başka kimler var? Toynbee'nin başka figürleri var. Herkes farklı bir figür söylüyor. Ben burada en başta konuştuğumuz gibi şu kadar insan öldü, şu kadar insan ölme diye getirmek istemiyorum ama bir taraftan da şunu sormak istiyorum. Tehcirle ilgili bir karar verildi. Talat Paşa emir gönderiyor. Orada en merak ettiğim konulardan bir tanesi. Çünkü hep böyle Osmanlı şinleri falan filan gibi bazı tanımlar kullanılıyor. Bazı valiler, bazı işte bölgelerdeki işte guvernörler vesaire. Öyle örnekler var ki sanki böyle bir şeyin olamayacağına inanıyorlar değil mi? Çünkü birdenbire merkezden, Konstantiniyye'den, İstanbul'dan böyle bir bu insanları sürün diye bir talimat veriliyor değişik Osmanlı'nın bölgesindeki şehirlere. İşte ve dolayısıyla bu talimat geldiğinde pat diye birdenbire 1 milyon insan bu, 900 bin insan bu, 1,5 milyon insan bu. Neyse o figürleri siz belki telaffuz ederseniz.
birdenbire pat diye olmuyor. Bir sene içinde bu böyle bir şey gerçekleşiyor ama o talimatı alan Osmanlı şürekası, bürokrasi herhalde pat diye yapmıyordur bunları. Öyle değil mi? Yapanlar vardır, yapmayanlar vardır. Yani çok değişik çok konuşmaz konuşmayla ilgili değil. Yani nihayetinde bir tarih uzmanlığını çok içeren bir konu bu. Biraz da işte tartışmalar ondan uzuyor. Çok farklı resimler çıkıyor. Hı. O emir her yerde aynı şekilde uygulanmıyor. Ama mesele bu konu konuşulurken bunun bir devlet iradesi olup olmadığı tartışması var ise orada bir devlet iradesi var. Ama o devlet iradesinin nasıl, nerede uygulandığı vesaire, yani tartışmanın çerçevesini bir devlet iradesi ve mevcut hukuk üstünden yaptığım vakit başka bir şey çıkıyor. Bunu bir tarafa koyup bölge bölge olaylara baktığım vakit başka bir tablo çıkıyor. Evet, yani devleti sonuçta böyle bir tehcir kararı verilmiş. Tarihi var, talimatın gitmesi var. Dolayısıyla bunun devlet talimatı olmaması söz konusu değil. Benim kanımca olay şudur. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Yani hakikaten 20. yüzyıldaki benzer katliamlara, soykırımlara, zorla göçürmelere vesaire komparatif bir şekilde baktığınızda önemli strüktürel benzerlikler görüyorsunuz. Bazen bir şey oluyor, tam bağlamını oturtamıyorsunuz, tam benzerini bulamıyorsunuz ama daha sonra öyle bir olay oluyor ki ikisini irtibatlandırıyorsunuz. Ah, bunlar bu kategori diyorsunuz. Ne dediğimi somutlayayım. Önce şu şeye değineyim. İstanbul'daki Ermeni aydınları. İşte 24 Nisan toparlaması. Bu nedir biliyor musunuz? Bu Ermeni soykırımının Katin Ormanı katliamıdır. İkinci Dünya Savaşı tarihinde Sovyetlerin yaptığı korkunç bir Katin Ormanı katliamı var. Molotov-Ribbentrop paktıyla Ağustos 1939'da ve onun gizli protokolüyle aslında namussuzlar Nazilerle paylaşmışlar Polonya'yı gizlice. 1 Eylül'de Wehrmacht, Nazi orduları batıdan giriyor Polonya'ya. 3'te 2'sini alıyorlar Polonya'nın. 15 gün sonra Sovyetler doğudan giriyor ve 3'te 1'ini alıyor. Ve Polonya entelijensiyasını, subay kadrolarını, bürokrasisini, hakimlerini, yargıçlarını, sanatçılarını tutuklayıp götürüyorlar. NKVD, KGB'nin önceli, bunları sorgudan geçiriyor ve onda birini öldürmek, desimasyon usulüyle korkunç bir katliam yapıyorlar. Öyle bir katliam yapıyorlar ki tek amacı dekapitasyon. Yani Polonya'da o zaman veya daha sonra ileride Sovyet işgali ve nüfuzuna direnebilecek herhangi bir Polonya eliti, evet. Polonya eliti kalmasın. Yani Polonya elitinin kafasını koparıyorlar. Bence 24 Nisan İstanbul'da aynı şeydir. Ben yani ne yapıldığını Katin Ormanı katliamını düşündüğümde anlıyorum. Bir. İkincisi, doğrudan doğruya tehcirin uygulanmasına gelirsek, tehcir denilen olayın uygulanmasına. Bence olay şudur ve olayın anatomisi, demin yaptığım gibi çok çeşitli kaynakları bir araya getirmek suretiyle ortaya çıkmış ve krokisi, yani böyle röntgen ışınları gibi duvara vurmuştur iskelet. Bir, sadece iddia edildiği gibi, resmi ideolojide iddia edildiği gibi Doğu cephesinde veya cephe gerisinde veya vilayet-i sitte de değil, Talat Paşa'nın defterinin de son derece iyi gösterdiği gibi Trakya dahil, işte İznik, İzmit vesaire, yani dahil. Doğu'da olan bir hadise
Edirne'deki bir adamı ne ilgilendiriyor? Yok hiç. Bu böyle çetelere karşı, özel olarak çetelere karşı alınmakta olan zorunlu inzibati tedbirlerle filan ilgisi yoktur bunun. Osmanlı diyarlarının her köşesinde olan bütün Ermeniler için, bizatihi Ermeni oldukları için. Yani Kua, 1948'de hani o Latince'deki bu. Kua var ya, Kua Ermeni, bizatihi Ermeni oldukları için derdest edilerek 48 saat içinde bütün mallarını, mülklerini arkalarında bırakmak ve sadece ne taşıyabiliyorlarsa onları almak koşuluyla doğdukları topraklardan, bağlarından, bahçelerinden, evlerinden vesaire koparılarak konvoylar halinde Orta ve Doğu Anadolu üzerinden güneye, Deir-i Zor'a, Suriye çölüne sürülmeleri kararı tebliğ edilmiştir. Sizin dediğiniz gibi bu o kadar radikal ve o kadar normal devlet hukuku dışında bir karardır ki zamanın askeri ve mülki erkanı içinde dahi bu emirleri aldıklarında tereddüt edenler, ya bu kadar hukuk dışı emirlerle devlet acaba bizi sınıyor mu? Yani bu gerçek olabilir diye, mi? Evet, bu gerçek olabilir mi diye gerisin geri telgraf çekenler, teyit isteyenler, itiraz edenler, bunu uygulamayı reddedenler, bu yüzden görevden alınanlar olmuştur. Bakın 2014 taziyesinden önce Ahmet Davutoğlu Yerevan'dayken bir ilk adım attı. Tehcirin kendisi insanlık suçudur dedi. Ve bu 2014 taziyesinde de yer aldı. Bu antre parantez Türk resmiyeti açısından çok ciddi bir ilk adımdır. Tehcirin kendisi. Çünkü şimdiye kadar resmi ideoloji tehcir haklıydı ama tehcir sırasında istenmeyen olaylar oldu filan şeyine yattı. İlk defa 2013'ten bu yana tehcirin bizatihi insanlık suçu olduğu söyleniyor. Ama bir, bu emir verildi ve hakikaten bir şok yarattı. Fakat iki, uygulanmaya başlandı. Ancak burada bir başka faktör var. Bazı tamamlayıcı olaylar var. Talat, bu işin mimarı ve kötü ruhlu dehası olarak iddiatçılığı. Tam amoral sosyal darwinist kötü ruhlu dehası olarak teşkilat-ı mahsusanın kilit ajanlarını, Doktor Nazımları, Bahattin Şakirleri filan zaten araziye göndermişti her ne talimat verdiyse. Artı dahiliye nezaretindeki resmi haberleşme merkezinin yanı sıra Halil Menteşe'nin de söylediği gibi Yerebatan'daki evine ayrı telgraf ve telefon hatları çektirmiş ve orada bir haberleşme merkezi. Bunu anılarında yazıyor. Ama mesela kalkıp yok öyle bir şey diyorlar. Ya, ya yani nasıl yok? Nasıl yok? Yani, o zaman nasıl bizim mesela devletlerimiz çok rahatlıkla arşivlerimizi açalım diyorlar. O arşivlerden bunlar çıkmayacak mı? Nasıl bu, bir... Hayır, bunlar bu zaten açık ya. Bunlar, adamın anıları kere, ya bu. Bir kere o özel haberleşme merkezinden ne gitti geldiyse onun bir kaydı yok. Ayrıca Osmanlı'da ayrıca şey yok olmaz. Ayrıca yok, hayır öyle değil, öyle değil. Ayrıca yani kaçırılan belgeler var, yakılan belgeler var, Harbiye Nezaretinde yapılan temizlik var, mütareke ve İstanbul'un işgali öncesinde vesaire. Oralara saplanmak istemiyorum. Ama söylemek istediğim şey şu: bu konvoylar, bu göçürülen Ermeni konvoyları, özellikle Orta ve Doğu Anadolu'ya ulaştıkları andan itibaren esrarengiz saldırılara uğramaya başladılar. Esrarengizi burada tırnak içinde kullanıyorum. Aslında çok esrarengiz olmayan esrarengiz saldırılara uğramaya başladılar ki bu saldırılarla başlarına gelenler işte Erzurum valisi Tahsin'in Talat'a telgraflarında bildirdiği fecaatlerdir. Kesilme fecaatleri. Bu saldırılara uğramaya başladılar. Bu saldırıda şunlar da çok sistematik olarak kullanıldı.
Daha önce Çarlık Rusyası Kafkasya'ya doğru genişlemiş ve Kafkasya'nın çeşitli Müslüman aşiretlerini hakikaten kendisi etnik temizliğe tabi tutarak yurtlarından, memleketlerinden söküp atmıştı ve bunlar Osmanlı'ya göçüp sığınmışlardı. Ve bunlar Hristiyan olan, Ruslarla ilişki kokan, Ermeni olan her şeyden ölesiye nefret ediyorlar. Çerkez sürgünü sonrasındaki. Evet, yani bunlar anlaşılan odur ki teşkilat-ı mahsusa operatifleri, ajanları, sahra ajanları, arazideki adamlar bu şeyleri, bu aşiretler ve benzeri sosyal unsurları örgütleyerek benim şimdiye kadar yazdıklarımda birinci tur katliamları ya da birinci tur kademe katliamları adını verdiğim katliamları tezgahladılar. Bunlar doğrudan doğruya devlet eliyle gerçekleştirilen katliamlar. Bu 1915 Ağustos zamanlarını tekabül ediyor. Temmuz Ağustos. En kanlı zamanları. Şimdi en kanlı zaman. Bu şu demekti. Bu bütün Anadolu toplumuna, Ermenilerin artık Osmanlı Devleti'nin kanun ve nizam dahilinde korunan tebaası olmadığı, av mevsiminin, çok acı bir deyim ama, Ermenilerin artık meşru av olduğu ve av mevsiminin açılmış olduğu sinyalini verdi. Böyle bir mesaj zaten savaş halinde ve yüksek gerilim altındaki bir toplumda yayıldığı zaman, daha önce sözünü ettiğim bütün o sınıf nefretlerinin milli dini nefretlere dönüşmüş olmasını, kendinden daha zengin komşusuna haset etme bilmem ne filan bütün o faktörleri de birleştirin. Bu durum toplumun içindeki en kötü unsurları da öne çıkardı, en iyi unsurları da öne çıkardı. Her zaman böyle olur. Nazi Almanya'sında da böyle olmuştur. Hayatı pahasına Yahudileri korumaya ve kaçırmaya, sınır dışına yani çıkarmaya çalışan. Mesela bu Mehmet Celal Bey'in hikayesi, Hasan Masar Bey, Süleyman Nazif. Tabii ki katliamlara cevaz vermeyen din adamları vesaire. Hem en kötü unsurlar, en kötü unsurlar buyurun Nazım Hikmet'in Çolak İsmail. Hem Çolak İsmail'ler öne çıktı, hem de onların zıddı, namuslu ve korumaya çalışan ellerinde saklayan. Dolayısıyla ikinci, üçüncü tur katliamları meydana geldi. Şunu belirtmek isterim bu noktada. Resmi anlatıya göre aslında sadece bu mevcuttur. Yani ikinci, üçüncü tur katliamları, yani devletin talimatıyla olmayan sivil toplum içindeki kötü unsurların, eşkıyanın bilmem ne filan saldırıları denen katliamlar. Ama şunun altını çizmek isterim. Birinci tur katliamlarının doğrudan doğruya devletin yeşil ışık yaktığı ve emrettiği katliamlar olduğu mesajı topluma ulaşmasaydı bu ikinci, üçüncü tur katliamlar asla meydana gelmezdi. Dolayısıyla olay bu. Yani yerel yağma, eşkıyalık, saldırı vesaire olayına indirgenemez. Devlet talimatı olmadan düşünmek imkansızdır. Şimdi çok az zamanımız kaldı. 10-11 dakikamız kaldığı için ben birazcık hem bugüne hem de programın adı üstünde yüzleşme. Ben neredeyse her programda aynı şeyi tekrarlıyorum. Yüzleşme olmadan zaten o hayaletler her zaman çıkacak ve hiçbir zamanda, yani bugün Roboski'yi konuşuyorsak, işte öldürülen çocukları konuşuyorsak, yaşanılan katliamları konuşuyorsak, geçmişteki temel meselelerimizle yüzleşmediğimiz içine hep dönüyor dolaşıyor. Dolayısıyla bugüne de gelmek istiyorum. Ama merak edenler, bazen tweetlerden de anladığım üzere bilinmediği için merak edilen belli şeyler var. Onları çok hızlıca geçip ondan sonra yüzleşme mevhumuyla kapatmak istiyorum. Bir, tehcir edilen insan sayısı ile ilgili sürekli sorulan soru. Sizle daha önce programdan önce konuştuk. Bir estimasyon yapabiliriz herhalde bu farklı kaynakları yan yana getirince. Talat Paşa'nın o defteri çok önemli.
aynı zamanda işte Cemal Paşa'nın vesaire söyledikleri. Dolayısıyla 900 bin kişinin, 950 bin kişinin tekfir edildiğini düşünürsek bunlardan kaçı öldü diyebiliriz diye bir sorular geliyor. Onu bir hızlı söyleyebilir misiniz? Vallahi benim okuduğum ikinci literatüre, Balakyanlara, Bloxam'lara, en son Ron Sunin'in çıkan kitabına vesaire göre ve Talat Paşa'nın defterine ve Cemal Paşa'ya ve başka tanıklıklara göre benim şöyle bir hissim var. 1,5 milyona kadar, 1,5 milyonluk bir Ermeni nüfusu vardı. Bunun herhalde büyük bir bölümü, 1,5 milyonun tamamı %100 eksiksizi değil ama 1 milyonun üzerinde bir kısmı, belki 1,200,000, 300,000 bilemiyorum, tehcire tabi tutuldu. Belki daha fazlası. 1,5 milyon ölü rakamı gerçekçi değildir, uyduruktur. Burada Ermeni milliyetçiliği açısından bir açık artırma, Türk milliyetçiliği açısından bir açık eksiltme oyunu söz konusu. Türk milliyetçiliği felaketi minimize etmek için Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Ermeni nüfusunu da minimize ediyor, tehcire tabi tutulanları da minimize ediyor. Şunu hatırlamak gerekir bu bağlamda. Bir kere şunu söyleyeyim, daha önce de söylemiştim size. Bu konularda afaki konuşma çok fazla. Çanakkale, en iyi bilinen olay. Her devlet yetkilisi ağzını açtığında Çanakkale'deki 250 bin şehitten söz ediyor. Doğru değil, 250 bin toplam zayiattır. Ölü sayısı Osmanlı-Türk ordusunda 85 bin kadardır. Bu bilindiği halde herkes 250 bin şehit diye konuşmaya devam ediyor. Bir şey olmuş, takıntı haline gelmiş. Benim yani Ermeni milliyetçiliği açısından da bu 1,5 milyon ölü biraz böyle bir laf haline geldi. Benim en son 2 gün önce Dublin'den, Trinity College'dan John Horn, çok önemli bir Birinci Dünya Savaşı tarihçisidir, geldi ve bizde Sabancı Üniversitesi'nde Birinci Dünya Savaşı ve totalizan mantığı konusunda önemli bir konferans verdi. Israrla 800 bin rakamını verdi ki bu benim de kendi okumalarımdan vardığım tahmindi. Ansiklopedia Britannica'nın bütün 20. yüzyıl edisyonlarında 600-660 bin ölü deniyor. 800 bin olabilir pekala diye düşünüyorum ama 1 milyon ölü olamaz. Şuna da işaret etmek isterim. Çok ünlü bir diplomatı vardı Dışişleri Bakanlığı'nın, hariciyenin, rahmetli Kamuran Gür'ün. Kamuran Gür'ünün kendisi Ermeni meselesi üzerine Ermeni dosyası kitabında 300 bin ölüyü kabul ediyor. Kamuran Gür'ünün kabul ettiği minimum rakam 300 bin ölüdür. 300 bin fazla düşük olabilir. 1 milyon olmaz. Ama bana 650 bin ile 800 bin arasındaki bir rakam muhtemel gözüküyor. Okumalarım temelinde muhtemel gözüküyor. Teşekkür ederim. Şimdi son 5 dakikamız kaldığı için isterseniz yüzleşme mefhumuyla yavaşça kapatalım. Konuşacak ben çok şimdi, şey var ama. Ya Türkiye sorun çözemiyor. Yani bu 15'in 100. yılı olduğu için nispeten konuşabiliyoruz. Ama 1900'deki temel sorunların hiçbirisi burada çözülebilmiş değil. Burada geçenlerde mesela AB'den sorumlu bakan söylemi, iyi bir vatandaşlık, iyi bir vatandaş bunları söylemez diye tanımladı. Hala vatandaşın iyi mi kötü mü devlete göre söylediği, devletin hoşuna göre giderse iyi vatandaş, bakanın hoşuna gitmezse, yani biz bu işleri
çok yeni konuşabiliyoruz. Bu da bir Avrupa Birliği müzakere sürecinin getirdiği nispi bir özgürlüktür. Burada devletin söylediği dışında bir toplumun dinamiği, resmi anlatımın dışında onu eleştiren, çürüten yahut yanlışını ortaya çıkaran demokratik bir tartışma ortamı olmadığı için yüzleşme de olmaz. Yani temel Türkiye'nin temel sorunu hala devletten millete geçemedi. Otoriter yapıdan demokrasiye geçemedi. Bu dinamikleri kendi içinde doğuramadı. Neyle yüzleşiyor ki? Yani burada yüzleşme yasaktır. O yüzleşmenin yasak olduğu bir toplumuz biz. O devletin ne söylediği şey geçerlidir ve onun dışında bir çaba o devletin hışmını çekmek için yeterlidir. Yoksa bütün şimdi bir kim ne yapacak ne edecek falan diye bakıyoruz. Burada bir devlet tapınması olmasa nihayetinde devletin 100 yıldır çözemediği bir şey. Her sene bekliyoruz ki atlasın diye. 100 yıldır böyle bekliyoruz. Şimdi bu sorunları çözmüyor ama bu bir refleks. Yani toplumun kendi dinamizmi en üst noktaya çıkararak ya bunu herkes özgürce tartışsın. Kimse kimseyi suçlamasın. Bütün kaynaklar vesaire. Şimdi arşivleri açtık diyor. Peki kendi toplumuna niye açmadın? Ne kadarını açtın? Yani bir kısmının ima edildiği söylenir. Şudur budur filan. Ama zaten çok fazla bir şey aramaya da gerek yok. Burada bütün mesele ecdadım, devletim, bilmem neyim vesaire, geçmişi arındırmak değil, olduğu aklamak. Gibi aklamaya yönelik bir yapı. Demokrasi olmayınca yüzleşme olmaz. Yüzleşme olmayınca da her zaman her şey tekerrür eder. İşte çözemezsin. Çünkü tartışamazsın ve konuşamazsın. Yani ilk işte hala din, ırk, mezhep, bunları tartışıp duruyoruz. Bu arada jeneriğimiz akıyor. Dolayısıyla gittiğimi ben de oradan görmüş oluyorum. İkinize de çok teşekkür ederim. Ben kapatırken birkaç tane bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Ermeni meselesine birazcık okuyunca, işte şurada da gördüğünüz üzere Halep sığınma evlerinde o minicik çocukların başına gelen, kadınların başına gelen, sürülen insanların başına gelen trajedileri görüyorsunuz. Onun sonrasında 1970'lerde, 80'lerde mesela Asala'nın yaptığı Türk diplomatlarının, 34 tane diplomatın öldüğü işini görüyorsunuz. Pek çok boyutu var. Günümüze de yansıyan pek çok boyutu var. Sürekli dillendirilen nefret söylemi var. Hrant Dink'in öldürülüşü var. Bunun gibi onlarca örnek var. Maalesef her gün bunları yaşıyoruz. Ama biz neden bunları yaşıyoruz? Çünkü görmek istediğimiz gibi görüyoruz. Bilmiyoruz. Pek çok şey bilim, yani saygı duyduğumuz bilim insanları bile sadece bir tarafı görmeye yeğiliyor. Ve ondan sonra da neden bunu yaşadık, neden bunu yaptık anlamıyoruz. Anlamadıkça da maalesef hep böyle bir köstebek misali çok acılar çekmek durumunda kalıyoruz. Her gün aynı şeyleri yaşıyoruz. O yüzden ben bunun için belki de bir iki tane daha program yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Belki de önümüzdeki haftalarda yaparız. Çünkü 1915'in çok fazla boyutu var. Ve başta da söylediğim gibi sadece soykırıma indirgenip oldu mu olmadı meselesine hiçbir yere gitmeyeceğiz. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. İyi akşamlar.